arkamdaki muhteşem doğa güzelliğine sahip olan Tayland'daki Phiang Nga Mye Adası'na götürmek istiyorum. Videoda bir şey dikkatinizi çekti mi? Maymunların davranışlarını, hareketlerini fark ettiniz mi? En iyisi bir de bu açıdan birlikte izleyelim. Evet. Yanlış görmediniz. Tayland'daki bu adada bir grup vahşi makak türü maymunlar kabuklu deniz canlılarını ve kabuklu yemişleri yiyebilmek için taş alet kullanmayı öğrenmişler. Yani makak maymunları tam anlamıyla taş devrine girdi. Makaklar kendi sınıfında taş araç kullandıkları gözlenen ilk hayvanlar ve insan olmayan primatlar arasında üçüncü gruptur. Aslında şöyle özetleyebiliriz. İnsanlar, şempanzeler, kapuçin maymunları ve makak maymunları taş çağına girenler olarak sayabiliriz. Tam olarak ne zamandır taş alet kullandıkları kesin olmasa da Phiang Nga Mye Adası son buzul çağının sonunda ana karadan ayrıldığından beri binlerce yıldır bunu yapıyor olabilirler. İşin daha da ilginci ana karadaki mamakları da inceleyen zoologlar taş kullanımını sadece Tayland'ın uzağında olan bu adadaki makaklarda gözlemlenmişti. Bu adada yaşayan makaklar taştan araçlarını ise neredeyse her gün kullanıyorlardı. Ve genelde yeniden kullanmak için de saklıyorlardı. Oxford Üniversitesi'nden Primat Arkeolojisi Projesi'nin başkanı Mihal Haslam sadece adada yaşayan makaklar taş alet kullanıyorlar. Bu da son buzul dönemi sonunda su seviyesinin yükselmesiyle adaya hapsolduklarını gösteriyor diyor. Uzun kuyruklu makak maymunları araç kullanımı konusunda o kadar yetenekli olmuşlardı ki yerel kabuklu deniz hayvanı popülasyonunu istikrarsız hale getirmişlerdi. Şimdi ise arkeologlar maymunların yaklaşık 50 yıl önce kullandığı taş aletleri kazarak ortaya çıkartıyorlar. Siz de bu videoyu beğendiyseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz.